işe gelince yüzü gülüyor. Uç Rory, arkandalar. Hadi bakalım. Rory, yarış arabam. Rory, o bir numaram. Rory, o bir numara. Gümüş Kapı Pizzası. Bay Karbüratör Gümüş Kapı'daki ofisinde acıktığını hissetmişti. Öğle yemeğinde ne yiyeceğini düşünüyordu. Acaba bu öğle ne yesem? Çubuk makarna mı? Hayır. Kelebek makarna mı? Hayır. Pizza. Tabii. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Günaydın Bay Karbüratör. Oh, Marsha. Derhal 4 yıldız pizza evine telefon edip en iyi pizzaları neyse onu benim için sipariş etmeni istiyorum. Ve üstüne ellerindeki tüm malzemeleri koysunlar lütfen. Hemen ararım Bay Karbüratör. Ne zaman gelsin efendim? Öğle uykusundan uyandığımda yemeğimin masamda olmasını istiyorum. Pizzayı çok seviyorum. Bak ne diyeceğim Rory. Bugün öğle yemeğimi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ne yiyeceğimi biliyor musun? Bol acılı kızarmış tavuk. Sürekli kızartma yiyorsun tamirci gülbüz. Bence artık daha sağlıklı şeyler yemelisin. Peki ne yapacağım ben şimdi? Merhaba Marsha, ne oldu, bir mesele mi var? Bay Karbüratör öğle yemeğinde pizza yemek istiyor. Pizza mı? Aa, harika. Benim de canım çekti şimdi. İki tane iste Marsha, iki tane, benimki büyük olsun. Ben sipariş için onları aradım. Ama 4 yıldız pizza evi yıllık bakım için bir süre kapalı kalacakmış. Pizza falan yok. Efendim anlayamadım. Pizza yok mu? Maalesef. Ne yapacağız şimdi? Bay Karbüratör çok sinirlenecek. Neden pizzalarımızı kendimiz yapmıyoruz? Bugüne kadar duyduğum en harika fikir bu Rory. Ben pizza konusunda uzman sayılırım. Yıllardır pizza yiyorum. Bu tamir atölyesini güzel bir mutfağa dönüştürebiliriz. Sonra da pizzalarımızı burada kendimiz yaparız. Doğrusu ben bu işin sonunu hiç iyi görmüyorum. Pekala, nasıl yapacağız? Çiftçi Yeşil'in eski bir fırını vardı. Onu çekeceği yükletip bir sonrasını hallederiz. Peki pizzaların içine konacak malzemeleri nereden bulacağız? Evet, bu iyi bir soru. O zaman bu iş yatar. Buldum. Pizza için gerekli malzemeleri Çiftçi Yeşil'den bulabiliriz. İşte bu yüzden sen benim bir numaralı yıldızımsın Rory. Marsha, sen Pembe ve Tin Top. En kısa zamanda burayı mutfağa dönüştürün. Ben de diğer arabalarla çiftliğe gideyim. Tamam şef. Tamam şef. Burası pırıl pırıl bir yer olmalı. Hadi arkadaşlar gidelim. Tamam şef. Kaykayımı tamir ettiğin için teşekkür ederim köstebek. Şimdi sana söz verdiğim yemeği ikram ediyorum. Tadam. Mantar mı? Buna dört dörtlük bir öğle yemeği diyemeyiz, değil mi Şimşek? Doğru. Ama elimde bu vardı. Daha lezzetli bir yemeği nerede bulabiliriz? Fırın için çok teşekkür ederiz. Çekici, doğru atölyeye. Yoksa tamirci Gürbüz'ün pizza evi demek daha mı doğru olurdu? Görüşürüz. Güle güle, güle güle. Burada neler oluyor Rory? Öğle yemeği için pizza yapacağız. Ve gerekli olan tüm malzemeleri buradan alabileceğimizi düşünüyoruz Çiftçi Yeşil. Peki Rory, ne istiyorsunuz? Önce un. Tamam. Biber. Tamam. Domates. Domates burada. Peynir. Tamam. Süt. O da var. Harika, teşekkür ederiz. Şimdi doğru mutfağa. Hoşça kal Çiftçi Yeşil. Güle güle Rory. O pizzadan bir dilim de bana ayırmayı unutmayın. Merak etme, görüşürüz. Bir dakika, bizi bekleyin. Biz de yardım edelim. Galiba öğle yemeğinde pizza yiyeceğiz köstebek. Domates, evet. Ne çok yumuşak ne çok sert. Peynir, bayat değil. Una bakalım, güzel. Biberler, çok taze. Bir dakika, mantar nerede? Olamaz, mantarsız pizza mı olur? Bu konuda sana yardımcı olabilirim tamirci Gürbüz. Biraz beklersen hemen gidip şimşeğin yuvasından mantar getiririm. İyi olur köstebek. Şimdi temizliğe bakalım. Oo, tezgah pırıl pırıl. Pekala çocuklar, pizza yapma zamanı. Tamirci Gürbüz, yardım edebilir miyim? Elbette Şimşek. Tak bakalım şunun kafana. Aslında hepiniz yardım edebilirsiniz ama bir şartım var. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Tamam şef. Güzel. Öyleyse Bay Karbüratör'e hayatının en lezzetli pizzasını yapalım. Hadi yamaklar, herkes iş başına. Oh.
Ah, burada boşuna uğraşıyoruz. Kimse ekip halinde çalışmaya yanaşmıyor. Tamirci Gürbüz, sen baş aşçısın. Bir şeyler yap lütfen. Ben mi? Tamam pekala. Bir dakika izin ver düşüneyim. Ne yapabilirim? Buldum. Herkes beni dinlesin. Talimatları şarkıyla vereceğim. Dediğimi yapın, başlıyorum. Pizza pizza, önce un koy, yumurta, süt de koy. Marşa sen al, bunu yoğur, yuvarla bir top gibi. Pizza pizza, aç hamuru, elimizde merdane. En önemli yeri işte, bunu böyle çevirmek. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza, hey! Domatesli soslu sürüp, üstüne biber ve peynir koy. Sıra şimdi mantarlarda, boş yer kalmadı. Fırına bir bak, ısınmış. İşte geldi zamanı. Pizza 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 pizza, fırına koy, yemek hazır işte. Pizza 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 pizza. Patlak lastikler adına. Bunlar gerçekten harika. Bir iki dilim yiyebilirim herhalde, değil mi? Şef olarak buna hakkım var. Güzel yapmış mıyız tamirci Gürbüz? Bu ne lezzet. Müthiş bir tadı var. Bir de şunun tadına bakayım. Çocuklar bunu mutlaka tatmalısınız. Gerçekten harika olmuş. Bunun kenarı çıtır çıtır olmuş. Bunun kenarı da öyle, görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Büyük boy sebzeli salamlı pizza. Ta 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 o pizza. Pizza. Rüyamda bile pizza görüyorum. Hayır. Hayır, bu rüya değil. Demek pizzam atölyeye gelmiş. Ali, pizzam nerede? İzninizle size ayırdığımız masayı göstereyim efendim. Bu çok... inanamıyorum. Ne olmuş burası? Ne yaptınız böyle? Harika. Harika! Bu tam bir sürpriz oldu bana Rory. Pizzayı da biz yaptık. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Tıpkı annemin yaptığı pizzalara benzemiş. Teşekkür ederim. Pizzalar güzel olmuş mu? Enfes. Lütfen gel bir dilim sen de ye. Bu daveti kesinlikle reddedemem. Hepinizi davet ediyorum. Hayatımda yediğim en lezzetli, en muhteşem pizza bu. Bir dakika, şefimiz nerede? Evet, tamirci Gürbüz nerede? Bu pizza şölenini kaçırmak istemez. Fazla yiyince ağırlık yapıyor. Bay Karbüratör ev yapımı pizzayı gerçekten çok beğendi. Tamirci Gürbüz ise bazen bir dilim yiyeyim derken fazla kaçırabildiğini fark etti. Hayatım boyunca beni tok tutacak kadar pizza yedim. Atölyede kargaşa. Gümüş kapıda çok güzel bir gündü. Efi elmaları teslim etmek üzere.